Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şebefruz Bölüm 12. Eve geldiğimde yorgundum. Kendimi banyoya zor atıp hızlı bir duş aldım. Bornozumu giyip odama girdiğimde aynı anda kapımda tıklanmıştı. Gir komutumla içeri giren anneme bakıp vücut losyonumu ellerime ve boynuma sürmeye başladım. Bebeğim, yarın Sedef Hanımlar evlerine yemeğe davet ettiler. Haberin olsun. Bir zamanlar birbirinizi yiyecek gibiyken nasıl bu kadar iyi oldunuz? Anneme dönmeden aynadan onu izlerken göz devirmesini izlemiştim. Hey, annem göz devirmeyi sevmezdi bir kere. İşin aslı Sedef Hanım tam da kafa dengim olan bir kadın. Hem artık gerçekten dünür olduğumuza göre birbirimize öldürücü bakışlar atmamıza gerek kalmadı. Ayrıca Ezra'nın yokluğunda birbirinize, daha doğrusu sana nasıl destek olduğunu kendi gözlerimle gördüm. Bir gün bana bir şey olursa bir anne olarak yokluğumu aratmayacağına eminim. Kaşlarımı çatıp arkamı döndüm. Saçmalama anne, lütfen. Senin yokluğunu kimse dolduramaz. Hem nereden çıktı bu boşluk doldurma falan? Sakın bir daha böyle konuşma. Annem gülerek saçlarıma bir öpücük kondurdu. Bir sırrı verir gibi eğilip, her ne kadar itiraf etmek istemesem de yaşım ilerliyor kızım. Ölümsüzlüğü de bulmadığıma göre, dedi. Ben gözlerimi kısıp sinirle onu izlerken o gülerek öpücük atmış ve odamdan çıkmıştı. Sinirle losyon şişemi makyaj masamın üzerine fırlatıp fıma oturdum. Bir gün değer verdiğim insanların hayatından çıkıp gideceğini bilmek, hatta düşünmek, uçsuz bucaksız bir okyanusta boğuluyormuşum gibi hissettiriyordu. Korkuyordum, sevdiklerimi kaybetmekten deli gibi korkuyordum. Akşam yemeğinden sonra kendimi bahçede şezlongda uzanırken bulmuştum. Gökyüzünün karanlığına serpilmiş parlak yıldızları izlerken düşüncelerime sızan yine tek bir isim vardı. Ezra. Zaten ne zaman kendimle baş başa kalsam ondan başka düşündüğüm bir şey yoktu. Varım yoğum o olmuş, her bir zerreme, hücreme işlemişti. Ah be gönlüm, bu kadar sevme onu. Yine sana dokunacak acısı. Her seferinde kendime sarf ettiğim bu sözler Ezra'yı görünce tüm etkisini kaybediyordu. O an gülmeden edemedim. İstanbul'a ilk geldiğim zamanlarda Ezra'dan öylesine nefret ederken, şimdi bu denli aşık olmak, sevmek, ona muhtaç gibi yaşamak inanılmazdı. Telefonum titremesiyle gülümseyerek yerimde doğruldum. Ezra odama her gün aynı saatte geldiği için ben de ne olur ne olmaz diye alarm kurmuştum. Çalan alarmı kapatıp odama doğru yol aldım. Merdivenlere çıkmıştım ki annem önümde beliriverdi. İrkilsem de belli etmeden gülümsedim. İyi geceler anneciğim. Yanaklarıma öpücüklerini bırakıp gülümsedi. Sana da iyi geceler bebeğim. Annemin merdivenlerine çıkıp odasına girmesini dinledim bir süre. Daha sonra evin sessizliğinden herkesin odalarına çekilmiş olduğunu anlayıp odama girdim. Her günkü rutinimi gerçekleştirip odamın kapısını kilitledim. Aynı anda Ezra da balkon kapımı açarak içeri girmişti. Telefonumdan saate bakıp gülümsedim. Tam vaktinde yanıma gelip belimi sardı kollarıyla. Ardına kafasını boynuma sokup derin nefesler aldı. Ben de boş durmayıp elimi saçlarının arasına dağılırdım. Ah bu adamın saçlarına bayılıyordum. O kadar yumuşaklardı ki okşadığım zaman avuçlarımda pamuk varmışçasına hissediyordum. Ayrıca çok da güzel kokuyorlardı. Yağmurdan sonra kokan toprak kokusu gibi ağır ama ferahlatıcıydı. Sabaha kadar böyle mi kalacağız? Kıkırdayarak sorduğum soru ile kafasını salladı. Boynuma bastırdığı dudakları kıpırdadığında boğuk çıkan sesiyle benim bir itirazım yok. Bırak sabahı, bir ömür böyle kalabilirim. Zira ben cennetimi buldum, dedi. Ah şu adam ve sözleri yok mu? Beni nereden vuracağını çok iyi biliyordu. Derin derin nefesler aldığında kokumu içine çektiğini anlamıştım. İstemeden de olsa gülümsedim. Daha gündüz beraberdik. Bu kadar çabuk özlemiş olamazsın. Kafasını geri çekip gözlerime baktı. İrisler o kadar ağır duygularla yüklüydü ki mühürlenip kalmıştım onlara. Nefesi dudaklarıma çarparken bir eli yanağımı kavradı. Ben seni sen yanındayken bile özlüyorum be güzelim. Daha sonra çocuksu bir sesle sordu. Seni içime hapsetsem olmaz mı?
Dudaklarım istemsizce kıvrıldığında bakışları bu sefer dudaklarıma kaydı. Beni ölünce gülüşlerine gömsünler. Cehenneme atsalar da cennette yanayım. Gülümseyen dudaklarım şimdi düz bir çizgi halindeydi. Kaşlarım yay gibi gerilmiş bir şekilde homurdandım. Bir daha sakın ölümden bahsetme. Yokluğunun düşüncesi bile geliyor şurama. Elimi sol yanıma koydum, oturuyor. Ağırlığı nefes almamı bile engelliyor. Sen olmazsan ben nasıl yaşarım Ezra? Sana olan hislerime tam sahip çıkamıyorken bile öldüğünü düşündüğüm için kendime neler yapmaya kalkıştım. Şimdi hislerimden, kendimden ve senden iliklerime kadar eminken sana bir şey olma düşüncesi kalbimi paramparça etmeye yetiyor. Söz ver Ezra, bırakmak yok birbirimizi. Ne olursa olsun ellerimi bırakmayacaksın. Sözlerim üzerine alnıma uzun bir öpücük bırakıp geri çekildi. Alnını alnıma yasladığında birini duymasını istemiyormuş gibi sessizce fısıldadı. Söz güzelim söz. Ölüm kapımı çalana kadar bu kalp sadece senin için atacak. Bu dil sadece senin adını böyle fısıldayacak. Bu gözler sadece sana böyle bakacak ve bu dudaklar. Gittikçe yakınlaşan dudaklarımıza bakıp gözlerimi kapattım. Sadece seni böyle öpecek. Dudaklarıma değen dudaklarıyla bambaşka bir dünyaya çekilmiştim bile. Verdiğim karşılık ile elleriyle belimi sıkıca kavrayıp kendine yasladı. Bir elim yanağına çıkarken bir elim de ensesindeki saçlarla oynuyordu. Öpüşmemiz daha derin bir hal alırken Ezra geri geri gitmeye başladı. Ben de onunla birlikte ilerlerken yatağımın üzerine düşmüştük. O anda kapı çalmış ve Mira'nın ''Abla müsait misin?'' diyen sesini işitmiştim. Hızla Ezra'dan ayrılırken üstüme başıma çeki düzen verdim. Ezra gözlerini devirip yatağıma sırt üstü uzandıktan sonra sırtını başlığa dayadı. Bu rahatlığı beni bir gün öldürecekti. Kapı tekrar tıklandığında nefesimi düzene sokmaya çalışıp kilidi açtım. Kapıyı yarım bir şekilde açıp gözlerimi kısarak uykudan uyanmış havası vermeye çalıştım. Mira'nın bakışları bir süre yüzümde gezinip dudaklarımda durdu. Çekirdek mi çitledin sen? Dudakların şişmiş gibi. Söyledikleriyle gözlerin fal taşı gibi açılmıştı. Gezmek açan tükürüğümle öksürmeye başladığımda Mira'nın tuhaf bakışlarına maruz kalmıştım. Kendime geldiğimde genzimi temizleyip ''Ne alaka canım? Uyuyordum, uykudan uyandırdın.'' Bakışlar yüzümden ayrılıp üzerimi süzdü. ''Bu halde mi?'' Aynı şekilde ben de üzerimi süzdüğümde kendimi tokatlamamak için zor tuttum. Üzerimde yazlık bir elbise ve sandalet vardı. ''Uyuyakalmışım. Hem uzatmasana, ne diyeceksin sen?'' Dikkatini kendimden çekmeye çalışırken niye geldiğini hatırlamış olacak ki elindeki iki askıyı havaya kaldırdı. Yarın akşamki yemeğe hangisini giymeliyim? Sağ elini kaldırdı. Bu mu? Siyah ekose bir gömlek ve ikinci bir askı ile asılı olan. Deri şorta baktım. Ardından sol elini kaldırdı. Yoksa bu mu? Bu sefer krem rengindeki yaka, bel ve eteğin ucunda siyah dantel desenleri olan elbiseye baktım. İki askın arasında kafasını uzatıp bana baktı. Sence hangisi? Ben kötüyüm, benden uzak dur havası mı? Yoksa aman aman ne tatlış ve hanım hanımcık bir kızım havası mı? Gözlerimi devirip, beni bunun için mi uyandırdın uykumdan? Yani Ezra ile öpüşürken de kısmi bir uyku içine giriyordum sonuçta. O da bir nevi uykuydu. Hem sen bunu bence rüyaya sor, o daha iyi bilir. Askıları indirip bilmişçe bana baktı. Ona zaten sordum. Sana sormamdaki amaç formaliteden, yoksa tabii ki rüyan dediğini giyeceğim. Ağzım açık karşımdaki kardeşime baka kalmıştım. En yakın arkadaşım ve kız kardeşim resmen 100 yılın en iyi ittifakını kurmuş, beni resmen evde istenmeyen çöp gibi kapının önüne koymuşlardı. Her ne kadar sizi ben tanıştırdım, benden iyi anlaşamazsınız demek istesem de saçmalayacağımı bildiğim için sustum. O zaman neden beni yoruyorsun Mira? Lütfen git ve uyu. Mira gözlerini devirip gerisin geri odasına girip kapıyı kapattığında ben de aynı şekilde odama girip kapıyı kapattım. Bir süre bekleyip sessizce kapıyı kilitledikten sonra arkamı döndüm ve gördüğüm manzara karşısında gülümsedim. Ezra üzerindeki tişörtü çıkarmış, altındaki gri eşofmanla yastığıma sarılmış bir şekilde uyuyordu. Sessiz adımlarla yanına gidip yatağın kenarına oturdum. Kendisi gibi hırçın saçlarından bir tutam alnına düşmüştü. Uyurken bile çatık olan kaşlarıyla gülümsedim. Bu adam aynı anda hem nasıl karizmatik, yakışıklı ve çekici olabiliyordu. Hayır yani tüm özellikleri üzerine toplayarak başka erkeklere şans vermiyordu. Ya da ben bu adam o kadar aşıktım ki gözüm ondan başkasını görmüyordu. Yatağa sallamamaya özen göstererek elbise dolabımdan eşofman takımımı çıkarıp banyoya girdim.
Hızlıca üzerimi değiştirip dişlerimi fırçaladım. Odaya tekrar dönüp sessizce yatağın içine girdim. Ezra'nın çalıp kaçacaklarmış gibi sıkı sıkıya sarılıp kafasını gömdüğü yastığımı alıp kafasının altına koydum. Homurdanarak yastığına kafasını koyduğunda ben de kafamı sert gövdesine yaslayarak her zamanki uyku pozisyonumuzu aldım. Ezra'nın kolları bedenimi sararken gözlerimi huzurla beklediğim uykuya kapattım. Hanımlar, hazırsanız çıkalım artık. Babam sabırla annemlere seslenirken ben de onu izliyordum. Hayır, yani sabahtan beri ne için hazırlanıyorlar onu da anlamıyorum ki. Ben de kadındım ama hiç annem, Mira veya Rüya gibi hazırlanmam saatlerimi almıyordu. Bende mi vardı bir tuhaflık, onlarda mı anlamıyordum. Ayrıca benim nişanlımın ailesine gidiyorduk. Ne bu heyecan? Bekleyemediniz 2 dakika. Annem küpesini takmaya çalışırken sinirle söylenerek salona girdi. Babam önce saatine bakıp daha sonra anneme döndü. Hayatım, tamı tamına 42 dakika 51 saniye önce de aynı cümleyi kurmuştun. Annem babamın gözlerini devirirken sanki sabahtan beri beklenen kendisi değilmiş gibi. Mira kızım, hadi seni bekliyoruz. Nerede kaldın? Babamla şaşkınlıkla anneme baka kaldığımızda içeri Mira girdi. Telefonu çantasına koyarken ben hazırım, sizi bekliyorum dedi. Babam karşısındaki ilk kadına bakıp yemin ediyorum bu dünyadaki en tehlikeli varlıklarsınız dedi. Ben kıkırdarken annem ve Mira gözlerini devirdiler. Annem bordo rengindeki dizlerinin altına kadar uzanan düz kalem elbisesi ve siyah topuklu ayakkabılarıyla gayet şıkken babam da ona ayak uydurup bordo, kareli takım elbisesini ve siyah gömleğini giymişti. Ah, her seferinde böyle uyumlu olmalarına bayılıyordum. Düşünmeden edemedim. Acaba evlendikten sonra biz de Ezra ile böyle olabilir miydik? Düşüncesi bile komikti. Çünkü Ezra'nın siyahtan ve beyazdan başka giydiği renk sayısı bir elin parmak sayısını geçmezdi. Ben de farklı renkler giymeyi seven bir insan olduğuma göre bu sanırım imkansızdı. Hadi çıkalım artık. Evden çıkarken Mira'nın dünkü gösterdiği krem rengi elbiseyi giydiğini gördüm. Kendi üzerimi süzdüğümde siyah, dar kot pantolonum ve göbeğimi az açıkta bırakan beyaz bir büstiyer ve onun üzerine siyah tülden transparan bir ceket giymiştim. Kombinimi siyah stilettolarımla tamamlamış, tak olarak sadece küpe ve tek taşımla nişan yüzüğümü takmıştım. Arabaya bindiğimizde babamın geç kaldık diye söylenmelerini annem kadife gibi sesiyle cilve yaparak yatıştırıyordu. Onların bu hallerine gülerek yolu izlemeye başladım. Çok geçmeden araba en az Ezra'nın evindeki demir kapı kadar büyük olan bir kapının önünde durdu. Çok geçmeden kapı açıldığında araba kilit taşı döşenmiş yolda ilerleyip durdu. Arabanın kapısını açan takım elbiseli adam ve bahçenin arka kısmından bize doğru gelen Ayhan'ı görmemle Ezra'nın çoktan gelmiş ve adamlarını her bir tarafa salmış olduğunu gördüm. Arabadan inip etrafı inceleme fırsatı bulduğumda küçük dilimi yutacaktım neredeyse. Burası kesinlikle basit bir ev değildi. Saray yavrusu demek daha doğru olurdu. İzmir'deki evimiz, buradaki evimiz, hatta Ezra'nın evi bile bu ev karşısında sönük kalıyordu. Bahçenin ortasında yuvarlak bir süs havuzu vardı. Bahçede küçük çam ağaçları ve neredeyse her tür gül renginden bulunuyordu. Çimenler ve bahçenin özenle bakıldığı güzellikleri karşısında belliydi. Hoş geldiniz Dünür'üm. Hayri Bey, ki ona hala kırgındım ve babam gülüşerek birbirlerine sarılırken bu iki ihtiyarın nasıl bu kadar iyi anlaştığını aklım yetmiyordu. Aynı şekilde annem ve Meltem teyze gülüşerek aralarında bir şeyler konuşurken Mira ile sap gibi ortada kalmıştık. Ezra ve Oktay da bulunduğumuz yere doğru gelirken sevgili kayınbabam ve kaynanam tarafından fark edilebilmiştim. Mira hoş geldin güzelim. Meltem teyzeye gülümseyerek sarıldım. Hoş buldum Meltem teyze. Gülümseyerek geri çekilirken Meltem teyze yapay bir sinirle anne demeye alışmaya başla bence gelin hanım demişti. Ben utanırken Ezra ile göz göze geldik. Göz kırparak çarpıkça gülümserken ben de gülerek gözlerimi kaçırdım. Hoş geldin kızım. Hayri amca mahcup ve biraz da çekingen bir tavırla yanıma yaklaştı. Kendisine hala kızgın olduğumu biliyordu. Ama koskoca adamı da karşıma böyle mahcupça ezilip üzülürken görmek istemiyordum ki bu adam eskilerin sarsılmaz mafya babalarından biriydi. O yüzden hafif bir tebessümle hoş bulduk baba diyerek sarıldım. İlk başta şaşırsa da çok geçmeden o da sarılmıştı. Geri çekildiğimde yüzünde büyük ve içten bir tebessüm vardı. Hadi arka bahçeye geçelim. Ezra oğlum sen de mangalı Oktay'ın elinden al ve yak. Yoksa sabaha anca yeriz o etleri. Herkes gülerken Oktay küçük bir çocuğun şımarık hallerine bürünüp mangal yakarım da mangal kendisi yanmak istemiyor validem dedi. Meltem anne, kendi kendime de olsa anne demeye başlasam iyi olacaktı.
Oktay'ın ensesini hafifçe vurarak arka bahçeye ilerledik. Arka bahçeye geldiğimizde Nutkun bir kez daha tutulmuştu. Koca bir havuz vardı. Havuzun az ilerisinde sarmaşıklarla kaplı çardak şark köşesiyle dizayn edilmişti. Ön bahçe gibi burası da yeşilin en güzel tonuyla bezenmişti. Cenneti andıran bahçesiyle buraya resmen aşık olmuştum. Herkes masadaki yerini alırken Ezra Oktay'la birlikte mangalın başına geçmişti. Babam ve Hayri Baba sözleştikleri gibi tavlanın başına oturmuşlardı. Annem ve Meltem anne konusunu bilmediğim bir konuşma içerisindelerdi. Mira kafasını telefonuna gömmüşken onu dürtükledim. Kafasını kaldırıp bana baktığında kafamla Ezra'ların olduğu tarafı göstererek ayağa kalktım. Oflayarak telefonu masaya bırakıp peşimden geldi. Ezra elindeki mangal yelpazesiyle Oktay'a vururken Oktay kaçarak arkama saklandı. Yengelerin gücü aşkına şu nişanlının elinden beni kurtar. Ben gülerken Ezra'nın bakışları beni bulmuştu. Annemlerin olduğu tarafa kısaca baktıktan sonra tuzaklarıma hızlı bir öpücük kondurmuştu. Kaşlarımı çatıp sinirle ona baktığımda o gülerek geri çekildi. O sırada Oktay bir ıslık çalıp ellerini Mira'nın omuzlarına koyup onu şark köşesine doğru ilerletmeye çalışıyordu. Hadi gel sana orangutanların nasıl eş seçtiklerini anlatayım. Mira gözlerini devirip Oktay'a alayla baktıktan sonra özel hayatını dinlemek istediğimi hiç sanmıyorum diyerek Oktay'ın ellerinden kurtulup gerisin geri annemlerin oturduğu masaya döndü. Oktay Mira'nın arkasından baka kalırken abi ben yediğim kapaktan sonra doydum dediğinde gülmeden edememiştim. Zevzeklik etme de git içeriye söyle etleri getirsinler. Mangal hazır. Oktay kafasını sallayıp içeri geçerken kollarımı bağlayıp bahçeye göz attım. Ezra'nın bakışları üzerimdeyken ona dönüp bakışlarımızı birleştirdim. Buraya bayıldım. Ben de severim burayı. Özellikle de bahçesini. Kendi evime taşınmazdan önce zamanımın çoğunu yaz kış demeden burada geçirirdim. Senin evinin sözümü kaçtan havaya kaldırıp bastırarak söylediği kelimelerle kesti. Bizim evimiz. Kafamı sallayarak onu onayladım. Bizim evimizin bahçesi de çok güzel ama buranın farklı bir havası var. Huzur veren. Ezra kafasını onaylar bir biçimde sallarken evin çalışanı olan bir kız hazırlanmış etleri getirerek mangalın yanındaki masaya bırakmıştı. O tekrar içeri dönerken ben bahçeyi izlemeye devam etmiş, Ezra da etlerle ilgilenmeye koyulmuştu. Ta ki bahçede bir çığlık kopana kadar. Korkuyla etrafa bakınırken Ezra hızla önüme geçip etrafa bakınmıştı. Herkes korku ve endişeyle ayağa kalktığında evden arka bahçe açılan kapıdan biraz önce etleri getiren kız başına silah dayanmış bir şekilde yüzünde kar maskesi olan bir adamla çıktı. Kalbim ağzımda atmaya başladığında annemin ve Meltem Hanım'ın çığlığını duydum. Bahçeye elinde silahla kar maskeli bir adam daha girdiğinde Ezra'nın sessiz bir küfür mırıldanarak etrafa bakınmasını izledim. Ortalıkta ne korumalar ne de Ayhan vardı. Anladığım kadarıyla Ezra'nın silahı yanında da yoktu. Ezra Erdem, görüşmeyeli uzun zaman oldu. Ezra karşıdan çatarken sinirle kükredi. Kimsiniz lan siz? Hangi cesaretle benim Ezra Erdem'in evine bu şekilde girip birini rehin alıyorsunuz? Ezra'nın kükreşiyle yerimden hoplarken korkuyla adamın kolları arasındaki kıza bakıyordum. Korkudan tir tir titriyordu. O esnada ön bahçeden Ayhan yanımıza doğru gelmişti. Ezra hızla ona dönüp korumalar nerede lan? Silahımı ver çabuk diyerek tıslamıştı. Fakat Ayhan Ezra'nın emrine uymak yerine sadece gülümsemişti. Ezra da en az benim kadar şaşkın bir şekilde ona bakarken kopan kahkahalarla bu sefer şaşkınlıkla kar maskeli adamlara baktım. Ezra da kaşlarını çatmış onlara bakarken hizmetinin kafasına silah dayamış olan adam maskesini çıkardı. Ezra gözlerini kısarak karşısındaki adama bakarken tuzaklarından tek bir isim döküldü. Kenan. Karşımdaki adam kahkahalarla gülmeye devam ederken diğer kar maskeli adam da maskesini çıkardı. Diğeri gibi o da gülme krizine girdiğinde topuklu ayakkabısını fırlatarak su kucağında bir kız çocuğuyla içeri girdi. Diğeri gibi o da gülme krizine girdiğinde topuklu ayakkabısını tıkırdatarak su kucağında bir kız çocuğu ile içeri girdi. Ah, hiç büyümeyeceksiniz değil mi? Su söylenirken ben şaşkınlıkla karşımdaki manzaraya bakıyordum. Neler döndüğünü anlamaya çalışırken Ezra hızla öne atılıp Kenan denen adamın suratına yumruğunu geçirmişti. Aynı şekilde diğeri de yumruktan nasibini alırken ben ellerimi ağzıma kapatmış onları izliyordum. Olası bir kavga çıkmasını beklerken Kenan ve diğer adam gülerek doğruldu. Neydi bu adamlar? Deli falan mı? İnsan yumruk yedikten sonra nasıl gülebilirdi? Derken Ezra ile sarılmalarıyla
Belki de en büyük şokumu yaşamıştım. Ezra da sanki biraz önce onlara küfredip yumruk atan kendisi değilmiş gibi gülerek karşılık vermişti. Diğerlerine baktığımda ailem hariç herkes her şeyi anlamış gibi gayet normal gülerek karşılarındaki manzarayı izliyorlardı. Kaşlarım çatarak Ezra'ya ve sarıldığı adamlara baktığımda aklına yeni gelmişim gibi geri çekilip yanıma geldi. Ellerimi tutup ufak bir öpücük kondurdu. Hira, bu iki gereksiz sana anlattım Sedat ve Kenan. Hani üniversitenin arkadaşlarım demiştim. Çatılı kaşlarım gevşerken gülümsedim. Demek Kenan ve Sedat bu ikisiydi. Kenan saçlarını havalı bir şekilde arkaya atıp çapkın bir gülüşle elini uzattı. Merhaba yenge, ben Kenan. Bu kadar güzel olduğunu bilseydim daha önce gelirdim. Ben kıkırdarken Ezra Kenan'ın ensesine tokadı yapıştırmıştı. Bu şekilde tanışmasaydık daha memnun olabilirdim. Haylaz bir şekilde gülüp Meltem Hanım'a döndü. Sultanım, Kenan Meltem Hanım'a doğru Yeşilçam filmlerindeki oyuncular misali koşarken su kucağında minicik bir kız çocuğu ve yanındaki adamla yanımıza geldi. Sizi yeniden bir arada görmek ne güzel. Yüzünde samimi bir gülümsemeyle kucağındaki çocuğun izin verdiği kadar sarılan suya ben de olabildiğince samimi bir şekilde sarılarak karşılık verdim. Ah bu kadın zamanında ne kadar yanlış anlamıştım. Merhaba ben Sedat. Hafif bir tebessümle Sedat'ın da uzattığı eli sıkarak memnun oldum dedim. Tanışma faslı ve hasret giderme faslı bitmiş, masadaki yerlerimizi almıştık. Ezra, Oktay, Seda ve Kenan mangal ile ilgilenirken ben suyun kızı Mavi'ye, evet kızının adı Mavi, yemek yedirişini izliyordum. Karşımdaki enfes tabloya bakarken düşünmeden edemedim. Acaba ileride ben de böyle bir tabloda yer alabilecek miydim? Kucağımda Ezra'dan olan bir çocuk. Kalbimin bir anda sevgi ve huzurla dolmasına engel olamamıştım. Düşüncesi bile mükemmelken gerçekleşmesi nasıl hissettirdi bilmiyorum. Ama bilmek istiyordum. Her şey uğruna bu hissi, anneliği tatmak istiyordum. Sevdiğim adamın, Ezra'nın çocuğunu taşıma fikri, ona annelik yapma fikri bir anda tüm damarlarımdaki kana karıştı. Dudaklarımda gülümsemeyle dalıp gittiğim hayallerden Ezra'nın sesiyle çıkabildim. Sevgilim, nereye dalıp gittin öyle? Yanıma oturan Ezra ellerimi tutup üzerini öpüp dudaklarını gezdirdi. Kirli sakalları elimin üzerine gıdıklarken kıkırdadım. Karşımdaki manzaraya bakıyordum. Sence bir gün ben de bizim çocuğumuzun karnını doyuracak mıyım? Ezra su ve kucağındaki Mavi'ye bakıp gülümseyerek bana döndü. O gün geldiğinde eminim ki bu manzaradan daha güzel bir manzara sergileyeceksiniz gözlerime. Çünkü benim karım, benim kızım olacak o tabloda. Sadece benim olanlar. Bana öyle bakma, tutup kolumdan nikah masasına oturtasım geliyor. Söylediklerime kahkaha atıp inci gibi dişlerini göstererek gülümsedi. Kalbim gülüşünün sesiyle teklerken nefesimi tuttum. Bu adamın bir anlığına dahi hayatımdan çıktığını düşünmek bile istemiyordum. Çünkü kokusu, oksijen kaynağımken nefesimin kesilmesi ölüm sebebimdi. Bana kalsa şu an evliydik. Hatta çocuk çalışmalarını bile yapıyorduk. Gözlerim aniden açılırken bizi dinleyen ve duyan var mı diye etrafa bakındım. Ellerimi ağzıma kapatırken ayıplar bir şekilde yakındım. Birisi duyacak. Allah'ım ben seninle ne yapacağım ya? Elimin altındaki dudaklarının gerilmesiyle gülümsediğini anladım. Daha sonra avuç içimi öpüp elimi çekti ağzından. Benimle ne yapacağını ben söyleyeyim mi? Sadece seveceksin. Gözlerin sadece beni görsün. Kulakların sadece beni işitsin. Ciğerlerine sadece benim kokum dolsun. Kalbin sadece benim için atsın. Sen sadece bana ait ol yeter. Yüzüme düşen saçımı kulağımın arkasına sıkıştırıp yanağımı elinin arasına aldı. Yavru bir kuşun kaybolduktan sonra yuvasını bulmuşçasına avucuna sığındım. Ben zaten sadece senin bir adam. Gözleri gözlerimden içeri akıp ciğerlerimi turladı. Her bir zerreme işlerken mideme indi. Midemdeki kelebekleri dürtüp her birinin uçmasını sağlayıp hızla kalbime kondu. Kilide kalbini yerleştirip kapının açılmasını sağladıktan sonra içeri girip kapıyı kapatıp tekrar kilitledi. Kimsenin girememesi için her bir zerremi fethettiğini gösteriyordu. Daha sonra geldi, geçti kalbimin en özel ve güzel yerine kurulmuş tahtına. Artık tüm hakimiyet ondaydı. Oo, çifte kumrular. Vay anasını be. Koskoca Ezra Erdem'in düştüğü duruma bak. Adamın içinden resmen pembe panjurlu ev hayali kuran pembe donlu Ezra çıktı. Sana bundan sonra Ezra yerine Ezroş diyeceğim. Bir anda yanımda beliren Kenan'la irkilerek Ezra'ya yapıştım. Aynen öyle abicim. Hani benim karanlık? Ezra'm nerede? Oktay da Ezra'nın diğer tarafında belirirken Ezra beni daha çok çekti kolları arasına.
O karanlığa sizi bir sokarım, içinize güneş girse yine aydınlanamazsınız. Ağzım bir karış açık Ezra'ya bakarken Oktay ve Kenan bozulmuş bir şekilde geri çekildi. Kara delik gibi herif, yemin ediyorum. Kafasını bozanı içine atıyor. Kenan Oktay'la söylenerek yanımızdan giderken gülmeden edemedim. Oktay birdi iki oldu. Ezra gözlerini devirirken giden ikilinin arkasından baktı. İkisinin de iyi tarafları iyidir ama kötü tarafları çok fenadır. Özellikle de Kenan'ın. Gerçekten sinirlenir veya canı yanarsa benden bile daha karanlık biri olabilir. Dışı her ne kadar çapkın bir pamuk şekerini andırsa da içinde karanlığın ölüm yadigarları yatıyor diyebilirim. Ezra'nın söyledikleriyle tırsarken kendimi bir anda Harry Potter filminde gibi hissettim. Ne böyle ölüm yadigarı falan. Sedat Kenan gibi durmuyor. Daha ağırbaşlı gibi. Sana benziyor ama senin birkaç ton yumuşağın. Ezra babamla tavla oynayan Hayri Bey'in yanındaki Sedat'a bakıp kafasını salladı. Doğru, Sedat her zaman sakin ve aklı başında olanımız oldu. Kenan ve ben çoğu zaman aklımıza eseni yapardık ama o hep planlı ve mantıklıydı. Kafamı anladığımı belirtir bir biçimde salladım. İleriki vakitte yemekler gelmiş, gençler olarak bahçedeki çimenlerin üzerinde oturuyorduk. Su kızı Mavi uyutmuş, kocası Sedat'ın kollarında yerini almıştı. Babam ve Hayri Bey bilmem kaçıncı tavlalarını oynarken annem ve Meltem Hanım derin bir sohbete dalmışlardı. Sonra Ayhan'ı aradım. Ezra'ya küçük bir oyun oynayacağız, yardım et dedim. Zor da olsa ikna ettik. Tabii 3,5 atmadım değil. Silahın Ayhan'da olmasaydı kesin bizi kurşuna dizerdin. Kenan'ın söylediklerini hep birlikte gülerken Ezra alayla sırıttı. O şarjörü beynine boşaltmayı ne çok isterdim halbuki. Dostum, beni bu kadar sevmen gözlerimi yaşartıyor. Kenan dolmayan gözlerini dolmuş gibi gösterip burun kemerini sıktı. Onların bu hallerini gülümsemeden edemedim. Ezra'yı ben dışında ilk defa biri böyle rahat hissettirip güldürüyordu. Dostlarına hayran kalmamak elde değildi. Başladılar yine. Su gözlerini devirirken Kenan ve Ezra birbirleriyle boğuşmaya başlamıştı. Sedat kollarındaki sudan ayrılıp, ''Durun lan, kafanızı gözünüzü kıracaksınız şimdi eşek tıpaları!'' diye bağırırken gülerek boğuşan ikilinin yanına gitti. Biz onlara gülerken onlar birbirleriyle haylaz çocuklar gibi boğuşup duruyorlardı. Hiç büyümeyecekler. Her ne kadar dışarıya sert ve yıkılmaz gibi gösterselerdi kendilerini, içlerinde hiç büyümemiş ve büyümeyecek küçük bir çocuk var. Selin'e kendi kendime hak verirken gözlerimi Ezra'dan ayıramıyordum. Sırtına çıkmış Kenan'ı devirmeye çalışırken bir yandan da bacağına köpek gibi sarılmış Sedat'tan paçasını silkeleyerek kurtulmaya çalışıyordu. Bu halleri tanıdığım Ezra'dan çok uzaktı. Onun içinde her zaman kıpır kıpır haylaz bir çocuk olduğunu biliyordum. Ama hiç tam olarak doya doya görme fırsatım olmamıştı. Şimdi izlediğim bu tablo eşsiz bir sanatçının elinden çıkmış gibi fevkaladeydi. Ezra seni gerçekten çok seviyor. Ezra'nın adını duymamla bakışlarımı suya çevirdim. Yüzünde samimi ve sıcak bir gülümseme ile bana ve Ezra'ya bakıyordu. Ben de hafif tebessüm ederek karşılık vermiştim. Şu ayrı kaldığınız süreçte ben onun yanında gördüğünde yanlış anladığını biliyorum. Gözlerim utançla kaçırmak zorunda kaldım. Ama sana kızmadım veya alınmadım. Hatta sana hak bile veriyorum. Aynı şey benim de başıma gelseydi senin kadar mantıklı ve sakin hareket edeceğimi düşünmüyorum. Sedat'ın yanında tanımadığım birini görmek, ah, düşüncesi bile tüylerimi ürpertti. Ben sessizce onu dinlerken bana kızmadığı ve alınmadığı için mutlu olmuştum. Aslında şimdi fark ettim de gerçekten birbirinizi yapboz parçaları gibi tamamlıyorsunuz. Ezra kafasının estiğini yapan, fazla gergin bir adam. Sen ise sakin ve mantıklı hareket eden bir insansın. Ezra yer altının karanlık mafyalarından, sen ise adaletin peşinde koşan bir avukat. Fazla uyumlusunuz. İkimiz de gülerken gerçekten enteresan bir çift olduğumuzu düşündüm. Hanımlar, ne çekiştiriyorsunuz bakalım? Sedat suyu kollarına tekrar alırken Ezra kafasını dizlerime koymuş yere uzanmıştı. Elleri ellerimi tutup saçlarına yerleştirirken gülerek saçlarını okşamaya başladım. Ben bunu yapmayı seviyordum. O bunu yapmama bayılıyordu. Dedikodu yaparsanız beni çağırın demedim mi? Kenan dudaklarını öne buruşturarak uzatıp kaşlarını çattığında Sedat bir tokat atarak kendine getirmişti. Oğlum, arada senin frekans kayıyor benden demesi. Sen playboysun, kendine gel. Haklısın abi valla. Kadınlarla arama, biraz mesafe mi koysam acaba? Biraz uzak kalsam iyi olacak. Aferin, şöyle yola gel be oğlum. Ne o öyle her gece başka bir kız? Gerçek aşkı ara artık. Kenan'ın Sedat'ı dinlediğinden pek emin değildim. Çünkü Kenan şu an gözlerine kısmış, ileriye bakarak bir şeyler hesaplamaya çalışıyordu. 10 santim yeter mi? Hepimiz anlamazca suratına bakarken, kadınlarla diyorum, arama 10 santim koysam yeter mi dedi.
Sedat sinirle yüzünü sıvazlarken Esra kafasını bıkkınlıkla iki yana salladı. 10 santim çok abicim, 5 yeter de artar. Oktay tüm ciddiyetiyle bunları söylediğinde gülmeden edememiştim. Keşke diyorum sen de bir 5 kilometre uzaklıkta mı yaşasan bizden? Mira ve Oktay yeni bir didişmeye girerken Sedat ve Su Kenan'ı gerçek aşka itme çabasına girmişti. Ezra hızla elimi kaldırıp kimseye fark ettirmeden bizi oradan ayırdı. Ezra önde ben arkada gülerek hızla bahçenin ön tarafına çıktık. Onların bu hallerine alışman gerekecek. Sanırım alıştım bile. Ezra beni kolunun altına çekerken kollarımı beline sardım. Kafası saçlarıma gömülünce derin bir nefesi içine çekti. Sol kulağımı kalbinin üzerine gelecek şekilde yerleştirip kalp atışlarını dinlemeye başladım. Bu nasıl eşsiz bir ritimdi böyle? Bazen şeytan diyor, al götür buradan bu kızı. Kimsenin görmediği bilmediği bir yerde sadece ikiniz yaşayın. Her şeyi ve herkesi arkanızda bırakın. Malı, mülkü, her şeyi. Ezra kafasını başımın üzerine yerleştirmiş söylenirken kıkırdadım. Şeytana uymayalım sevgilim. Bencilce davranamayız. Arkamızda bizi seveme düşünen insanları bırakıp kaçamayız. Seni bilmem ama ben bencil bir insanım Şebefruz. Senin için de yapamayacağım şey yok. Kafamı göğsüne çekip gözlerine baktım. Ah, beni oraya hapseden irisleri yok mu? Kirpiklerinin gölgesi yanaklarına düşerken gülünce kısılıp göz kenarlarında oluşan çizgilere dokundum. Ne demek Şebefruz yani? Gülüşü daha da derinleşip hayran kaldığım dişlerini bana sundu. Bir şey demeden benden uzaklaşıp elimi tutarak sarmaşıkların kaplı olduğu duvara doğru ilerledi. Sarmaşıklar tüm duvarı öyle bir kaplamıştı ki duvar gözükmüyordu. Ben Ezra ne yaptığını merak ederek onu takip ederken duvarın önünde durmuştuk. Ellerini sarmaşıkların arasına soktuğunda Ezra ne yapı dememe kalmadan gıcırdayan kapı mendeşesinin sesini duydum. Ezra içeri girip beni de peşinden çektiğinde şaşkınlık içindeydim. Şaka yapıyorsun. Çığlık atar gibi şaşkınlıkla söylenirken gördüklerimle kala kalmıştım. Cennetin apayrı bir cennete daha düşmüştük. Çimenler tüm parlaklığı ve canlılığı ile ayaklarımızın altındaydı. Bahçenin dört bir yanı yüksek duvarlarla çevrelenmiş fakat bu duvarlar dev sarmaşıklarla kaplanmıştı. Bir taraf beyaz güller için ayrılmıştı. Diğer tarafta ise kocaman büyük bir ağaç vardı. Ağacın tepesine yapılmış ağaç evine ayrı hayran kalırken iri dallarından bir tanesine salıncak yapılmıştı. Benimle gel. Ezra elimi bırakmadan beni ağacın altına çekiştirdiğinde bir şey diyememiştim. Seni gördüğüm ilk gün buraya gelip bu ağacın altına oturdum. O an bir hayal düşledim. Sen ve ben bu ağacın altındaydık. Sen bana böyle aşkla bakıyordun. Benim bir elim senin yanağındayken diğeri belinde, senin bir elin benim ensemde, diğeri yanağımda. Bizi anlattığı pozisyona getirirken sesimi çıkarmadan gözlerim gözlerinde onu dinliyordum. Sonra ben usulca sana sokuluyorum. Senin nefesin titriyor, benim kalbim firar etmek isteyen mahkum gibi çırpınıyor. Tıpkı şu an olduğu gibi. Daha sonra ben seni usulca öpüyorum. Dudakları dudaklarıma değdiğinde elektrik çarpmış gibi tüm hücrelerim şaha kalktı. Kalbim öyle hızlı çarpmaya başlamıştı ki sesini Ezra bile duyabilirdi. Beni kendine daha da çekerken hislerim ve öpüşü daha da derinleşmişti. Elleri üst yerinden açıkta kalan tenime temas edince ürperdim. Sırtımı ağaca yaslarken kendini bana daha çok bastırdı. Ensesindeki saçlara elimi daldırdım. Yumuşacık saçları elimin altında kayıyordu adeta. Anın büyüsüne ikimiz de öylesine kapılmıştık ki ayrılmamız zor olmuştu. Ben fragmanları izlemekten bıktım. Ne zaman film izleyeceğim? Kaşlarımı çattığımda ne demek istediğini anlayamamıştım. Ha? Ağzımdan firar eden kelimeyle Ezra gülerken bana daha da yaklaştı. Sırtım ağaçla bir bütün olurken gözlerimi gözlerine diktim. Yani diyorum ki ne zaman tamamen bana ait olacaksın her şeyinle? Ses tonu derinleşip daha da beni etkilerken sertçe yutkundum. Demek istediğini şimdi anlayabilmiştim. Jeton usulca düştüğünde kaşlarımı çattım. Bakıyorum da sıkıldın galiba beni beklemekten. Kollarımı göğsüme bağlayıp Ezra ve ağaç arasından çıktım. Yani beklemek istiyorsan dışarıda üstüne atlayacak kadın çok. Gidebilirsin onlara, seni tutmuyorum. Ama bana geri dönemezsin. Kaşları çatılı olsa da dudaklarında çarpık bir gülüş vardı. Surat ifadesine daha da bozulup ''Ne gülüyorsun be?'' diye cırlamıştım. Bu sefer kaşları da düzelip kahkaha atmıştı. Yanıma yaklaşıp ellerini belimin iki yanına koydu. ''Sinirlenince çok güzel oluyorsun biliyor musun?'' Gözlerini beni etkilemesine izin vermemek adına kafamı yanına çevirdim. Bu sefer dudaklarını ve burnunu yanağıma sürtmeye başladı. Sakin ol Hira, sakın taviz verme.
Ben nasıl senin ilkin olacaksam sen de benim ilkim olacaksın. Kafamı hızla Ezra'ya çevirdiğimde yakınlığımızı hesap edememiş dudaklarımızı birleştirmiştim. Ezra gülerek dudaklarıma bir öpücük koyup geri çekildi. Ama benim düşündüğüm tek bir şey vardı. Sen ciddi misin? Benden öncesi? Senden öncesi yoktu. Senden sonrası da olmayacak. Sen kendim adayacağım ilk ve tek kadın olacaksın. Hem biz erkekler nasıl sevdiğimiz kadına daha önce kimsenin dokunmuş olmasını istemiyorsak bu kadınların da en doğal hakkı. Siz de sevdiğiniz adamın sadece size ait olmasını, daha önce kimseyle olmamış olmasını isteyebilirsiniz. Kadının yapması ne kadar yanlışsa erkeğinki de öyle. Sonuçta adamlık veya erkeklik altına aldığın kadın sayısı ile değil, kendini adadığın kadın sayısı ile belirleniyor. Şaşkındım, gerçekten çok şaşkındım. Ezra'nın böyle düşünmesi, bu zamana kadar kimseyle olmamış olması o kadar inanılmazdı ki. O sadece bana ait olacaktı. Onun hayatında, kalbinde her şeyin ilk ben olacaktım. Şimdi erkekleri anlıyordum. Bir insanın ilkinin ve sonunun siz olacağını bilmek çok eşsiz bir duyguydu. Özellikle de Ezra Erdem gibi bir adamın bu zamana kadar hiçbir kadına dokunmamış olmasını kesinlikle kelimelerle anlatamazdım. Kör değildim. Ezra'yı elde etmek isteyen birçok kadın vardı. Zengindi, yakışıklıydı, zekiydi. Her kadın isteyeceği bir adamdı. Ve bu adam sadece bana aitti, her şeyiyle. Sen, ah be adam, niye bu kadar geç kaldın ki bana? Kollarım boyuna sarıp kocaman sarıldım bu adama. O da beklemeden elleriyle bedenimi sardı. Öyle sıkı sarılmıştık ki birbirimize hiç bırakmayacakmışız gibi. Seni seviyorum Şebef Ruzum. Seni seviyorum en güzel rüyam. İki hafta sonra. Anne, anneannem gerçekten iyi mi? Endişeyle annemin valizleri hazırlamasına yardım ederken içimdeki endişeye hakim olamıyordum. Bu sabah aldığımız telefon ile anneannemin hastaneye kaldırıldığını öğrenmiştik. Kendisi tansiyon hastasıydı ve yine hastaneye kaldırılmıştı. Annem, babam ve Mira da apar topar Fransa'ya gidiyorlardı. En yakın uçuş akşam olduğu için Ezra özel uçağını hazırlatmıştı. Annem, ben de mi gelsem? İçim hiç rahat değil. Annem elini yanağıma koyup şefkatle gözlerime baktı. Anneanneme düşkünlüğümü çok iyi bilirdi. Bebeğim korkma, ben seni arar durumunu söylerim. Senin burada kalıp şirketi göz kulak olman gerek. Kafamı aşağı yukarı salladım, haklılardı. Şirketin başında birinin kalması gerekti. Annem her ne kadar sakin olmaya çalışsa da annesine çok düşkündü. Ona destek olmak için Mira'nın ve babamın yanında olması şarttı. Ben Mira'ya bakayım. Annemlerin odasından çıkıp aşağı kata indim. Mira'nın odasına girdiğimde kıyafetlerini pembe valizine koyduğunu gördüm. Gözleri dolu doluydu. Elindeki elbiseyi alıp boynuna sarıldım. Benim miniğim fazla duygusaldı. Etkilenirdi böyle şeylerden çabucak. Kuzum, anneannemiz iyi olacak, ağlama sakın. Anneme destek olmamız lazım. Hem yine iyileşir o, merak etme. Derin bir nefes alıp geri çekildi. Gözlerini silip kafasını onaylarcasına aşağı yukarı salladı. Haklısın ablacığım, merak etme, anneme destek olacağım. Haklısın ablacığım, merak etme, anneme destek olacağım. Birlikte Mira'nın valizini hazırladığımızda aşağı inip valizleri kapıdaki şoföre verdik. Havaalanına kadar ben de eşlik edecektim aileme. Bir saat sonra havaalanına gelmiştik. Anneme sıkıca sarılıp anneannemi benim yerime öpün. Ve merak etme annem, o çok güçlü bir kadın, iyileşecek diyebilmiştim. Doğruydu aslında, anneannem çok güçlü bir kadındı. Dedem zamanının çapkınlarından bir adammış. Anneannem ise Mardin'de bir ağanın kızı. Yaşam tarzları birbirinden bambaşka olan bu iki insanı kader bir araya getiriyor bir şekilde. Sonra anneannem dedeme kaçıyor. Çok şey yaşamışlar zamanında. Ama her ne kadar dedem hayatta olmasa da biliyordum ki aşkları hala ilk günkü gibi yaşıyordu. Biliyorum bir tanem, sen de dikkat et kendine lütfen. Anneme cevap vermeme gerek kalmadan arkamdan gelen ses annemi yanıtlamıştı. Gözünüz arkada kalmasın. Hira bana emanet Sedef, anne. Ezra'ya şaşkınlıkla baka kalırken annemin hüzünlü yüzünde buruk bir gülümseme oluştu. Ezra'nın anne demesi hoşuna gitmişti belli ki. Bir ikinci bir şokumu annemin Ezra'nın kolunu hafif sıkıp yanında sen olduğun için içim rahat gidebiliyorum zaten demesiyle yaşamıştım. Babam ve Mira'ya da sarılıp veda ederken babam Ezra'nın kulağına bir şeyler fısıldamış daha sonra omzunu babacan bir tavırla sıkıp gülümsemişti. Ezra da ona gülümseyerek karşılık verdiğinde kaşlarımı çattım. Allah'ım, bugün kesin öleceğim ben. Ailem sonunda Ezra'yı kabullenebilmişti. Annemler uçağa bindiklerinde gözüm yaşlı elimi salladım arkalarından.
Bir el belime dolandığında Ezra olduğunu kokusundan ayırt edebilmiştim. Şşşt, üzülme ama. En geç bir haftaya dönerler, merak etme. Kafamı sallayıp Ezra'nın kolunun altına sığındım. Birlikte havalandan çıkıp arabaya bindik. Yemek yiyelim mi? Kafamı yoldan çevirip Ezra'ya baktım. Karnım aç değil, eve gitsem iyi olacak. Babamın yarım bıraktığı işler var, onlara bir göz atmam lazım. Elim elindeyken dudaklarını götürüp ufacık ama benim içimi hoplatan bir öpücük bıraktı. Annenler dönene kadar evimizde kalıyorsunuz küçük hanım. Gayet ciddi bir şekilde söylediklerine kaşlarımı çattım. Annemlerin kulağına giderse hiç hoş olmaz. Hem sana daha yeni yeni alışmaya başladılar. Ben babandan izin aldım, merak etme. Yanına bir şey almana gerek yok. Direkt evimize geçelim. Şaşkınlıkla açılan ağzımı Ezra gülerek kapatmıştı. Sen ciddi misin? Kafasını aşağı yukarı sallayarak sorumu yanıtladı. Doğru söyle. Büyü falan mı yaptırdın babama? Gülüşü kahkahaya dönüştüğünde yine mest olmuş, suratına baka kalmıştım. Hayır, sadece sana olan aşkımı görebiliyor artık. Kafamı omzuna yasladım. O aşkı gözlerinde, dudaklarında ben de okuyabiliyordum artık. Muhtaçlığımız içimize sığmıyor, gözlerimizden, dudaklarımızdan dışarı taşıyordu. Aşina olduğum büyük demir kapı ile yana açılıp bahçeye girdiğimizde burayı ne kadar özlediğimi fark etmiştim. Evin kapısında tüm çalışanları tam kadro gördüğümde gülümsedim. Hepsinin "Hoş geldiniz Hira Hanım, özledik sizi" söylenmelerini gülümseyerek "Hoş bulduk" dedim. Ezra atıştırmalık bir şeyler getirmeleri için talimatları verdikten sonra beni salona çekiştirmişti. Ben koltuğa otururken Ezra da film seçiyordu. Sonunda birinde karar kılıp DVD koyduktan sonra yanıma gelip H şeklindeki koltuğa oturup beni de kolunun altına yerleştirdi. "Oo, beyimizin keyfi yerinde mi?" kıkırdayarak söylediklerime "Hem de nasıl?" diyerek karşılık vermişti. Film başlamazdan önce atıştırmalıklarımız da önümüzdeki sehpaya konmuştu. Film başladığında ikimiz de televizyona odaklandık. Tabii ki bir yarım saat sonra beni uyku bastırmaya başlamıştı bile. Sevdiğim adamın kollarında huzurun adını sayıklayarak çok geçmeden uykuya dalıverdim. 2 gün sonra. Ya Ezra! Çığlığa benzer kahkahalarımla kendimi Ezra'nın kollarından zor çıkarabilmiştim. Güne Ezra'nın kollarında başlamak gerçekten güzeldi. Ta ki beni hunharca gıdıklamaya başlayana kadar. Hayır, bir de gıdıklıyorum sanıyor. Herif resmen vücudumu matkap gibi delmeye çalışıyordu. Gıdıklıyor musun, delmeye mi çalışıyorsun anlamadım. Ne olur ne olmaz banyonun kapısına yakın duruyor. Ani bir atağında kaçmaya hazır bekliyordum. Tek dirseğinden destek alarak bana bakacak şekilde yatağa uzandı. Üzerinde tişört olmayışı, yeni uyandığı için mahmur bakan gözleri, boğuk çıkan sesi, dağınık saçları ve Allah'ım şu duruşu, tövbe yarabbi, genzimi temizleyip gözlerimi karşımdaki muazzam, yani Ezra'dan çektim. Hadi kahvaltıya in, ben de duş alıp geliyorum. Bir şey demesine fırsat vermeden banyoya girip kapıyı kapattım. Yanan tenimi ıslattığım ellerimle sakinleştirmeye çalıştım. Kendime gelince üzerimdekileri çıkarıp kendimi duşa attım. Ilık suyum vücudumdan süzülerek akışını izleyip bir süre oyalandım. Zaten ben duşumun 25 dakikasını tuhaf düşüncelere ayırır, kalan 5 dakikasında da yıkanırdım. Neden böyle yaptım kendim de anlamıyordum ama güzeldi. Üzerime bornozumu geçirip banyonun kapısını usulca araladım. Ezra ortada görünmüyordu. Hızla kendimi giyinme odama attım. Üzerime iç çamaşırlarımı geçirip siyah kot şortumu ve askılı bluzumu giyerek sandaletlerimle aşağı indim. Salondaki masanın boş olduğunu görünce kahvaltının bahçeye hazırlandığını düşünerek bahçeye çıktım. Ezra'yı özlediğim bir şekilde elinde gazetesi, bir elinde kahvesiyle bulmak beni gülümsetmişti. Arkasından sarılıp boynuna öpücük kondurdum. Tekrardan günaydın sevgilim. Geri çekilirken bahçede yalnız olmadığımızı fark ettim. Her 2 metreye bir koruma yerleştirilmişti. Ezra'nın güvenliği üst düzeyde tuttuğunu fark etmek her ne kadar canımı sıksa da iyiliğimiz içindi. Bunu artık anlayabiliyordum. Şükür, bazen düşünüyorum sen bu zeka ile nasıl hukuk okuyorsun acaba? Ben de diyorum benim iç sesim nerede? Meğerse beni aşağılamak için bekliyormuş. Ya sen iç sesin, benim içimde yaşıyorsun, beni savunman, her koşulda beni haklı bulman lazım. Sahibine hakaret eden iç ses mi olur? Kendi iç sesimle tartışmaya girdiğimi fark ettiğimde yüzümü buruşturdum. İyice kafayı yiyordum. Sandalyemi çekmiş masaya oturmaya hazırlanırken Ezra önce bana sonra giydiklerime bakarak ağzındaki kahveyi püskürtüp öksürmeye başladı. Ben ne olduğunu anlamadan sırtına vururken birkaç koruma yanımıza gelmek için hareketlenmişti. Ezra o sırada ellerini kaldırıp bir yandan öksürüp bir yandan da zorla konuşarak "Hira'ya bakanın gözlerini oyarım.
Dönün lan önünüze, geçin yerinize. Gebersem bile bakmayacaksınız demişti. Ağzım ve gözlerim bir karış açık baka kalmıştım. O da sonunda yolunca hışım ayağa kalkıp bana dönmüştü. Üzerinde niye bir şey yok? Orta çırılçıplak dolaşman için umarım iyi bir bahanem vardır, yoksa ölümün benim elimden olacak Hira. Bir insanın sinirden sesi nasıl titrer, onu da Ezra sayesinde şu an öğrenmiş oldum. Ezra, biraz sakin olur musun? Ne demek üzerimde bir şey yok? Kotum ve bluzum ne güne duruyor? Dişlerini sıktığın kasılan yüzünden anlayabiliyordum. Ve ne yalan söyleyeyim, bu haldeyken bile çok yakışıklı ve karizmatik duruyordu. Ben onu hayranla incelerken bağırmasıyla kendime geldim. Hira, elim kadar şeylerle bu kadar adamın olduğu bir evde nasıl gezersin? Gerçekten sinirli olduğunu fark ettiğimde kaşlarımı çattım. Ezra, bu kadar büyütme. Sen yokken de böyle giyiniyordum ben. Sinirle yerime oturduğumda bakışlar tüm dikkatiyle üzerimdeydi. O bana böyle bakarken her ne kadar rahatsız olsam da belli etmedim. Avını kollayan bir aslan gibi her hareketimi inceliyordu. Bu kadar dikkatli bakmasından rahatsız olarak gözlerimi gözlerine diktim. O inatsa ben de inattım sonuçta. Bakışlarımız kesiştiği anda kıvılcımlar alevlendi. Aramızdaki elektriğin cızırtısı kulaklarıma doldu. Yoğun bir his dalgası bedenler arası yolculuk ederken gözlerim sadece onu görüyor, kulaklarım sadece onu duyuyordu. Tüm sinirim ve inadım bir anda patlayan balon gibi söndü. Birbirimize öylece bakarken Ezra'nın sandalyemi bir anda kendine çekmesiyle tiz bir çığlık kaçtı dudaklarımdan. Saniyeler sonrasında Ezra ile aramızda milimler vardı. Ah, şimdi düşüp bayılacağım. Nefesim ciğerlerimde kala kalırken oksijen ihtiyacımı gözlerine bakarak gideriyordum. Gözdü işte, neyini bu kadar seviyorsam. İrisleri göz bebeğine sanki büyük bir özenle konulmuş gibiydi. Ne koyu ne de açık bir kahveydi. Fakat benim için beni içine çekip hapseden koca bir kara delikti. Kirpikleri bir ok misali kalbime saplanıyor fakat acı yerine hayranlık uyandırıyordu bende. İster benden önce olsun ister sonra. Sen benim olduğun sürece bu şekilde giyinmeni yasaklıyorum. Sinirli ama bir o kadar da sabırlı çıkan sesi fısıltı şeklinde dolmuştu kulaklarıma. Siz kadınlar buna her ne kadar maçoluk deseniz de biz erkekler kuzuyu kurtlardan koruma sanatı diyoruz. Ayağa kalkıp ceketini giyerken ben hala aynı pozisyonda kala kalmıştım. Telefonu cebine attıktan sonra başımın üzerine bir öpücük bırakıp akşama görüşürüz dedi ve gitti. Bu adam beni her defasında bu halde bırakmayı nasıl başarıyordu? Ohlayarak kahvaltımı her zamanki gibi tek başıma yaptıktan sonra mutfağa girdim. Sultan abla ve Fatma teyze masada oturmuş hamur açıyorlardı. Oo hanımlar, kolay gelsin. Akşama mantı mı var yoksa? Aynen öyle güzel kızım. Vallahi sen olduğun zaman bu ev eve dönüyor. Sen yokken evde yemek pişmiyor. Ezra benim sabahları tek kahve istiyor. Onun haricinde de evde ağzına bir tek lokma sokmuyordu. Buraya ev yapan senin varlığın kızım. Fatma teyzenin söyledikleriyle burukça güldüm. Anne şefkatini gözlerinden ve sözlerinden işitirken masaya oturdum. Kötü günler geçirdik be Fatma teyzem. Ama şükür ki geride kaldı hepsi. Az bir zaman sonra temelli yerleşeceğim bu eve inşallah. Hep birlikte gülüp konuşarak Fatma teyzenin bana mantı öğretmesi ve Sultan ablanın her zamanki dobra dobralığıyla güzel vakit geçirmiştim. Dolaptan vişne suyunu alıp bardağı doldurduğum sırada gelen meşal sesiyle telefonuma baktım. Bir elimde meyve suyum mesaj atan rüyaya cevap verebilme çabasına girerken biriyle çarpışmam ve meyve suyumun o kişinin üzerine boca edilmesi bir oldu. İnanmıyorum. Ben çok özür dilerim Eda. Eda'nın üzerindeki mavi elbise meyve suyuyla kaplanmıştı. Kendime küfürler saydırarak hızla mutfağa gidip peçete aldım. Ben gerçekten görmedim seni. Tamamen benim hatam. İnanmıyorum. Özür dilerim gerçekten. Elbisesine burukça baktıktan sonra gülümseyen Eda elindeki peçeteyi aldı. Önemli değil Hira Hanım. Gerçekten. Ben de dikkatli olmalıydım. Kaza oldu. Sorun değil. Gerçekten özür dilerim. Güzelim elbiseni mahvettim. Ama sana yenisini almama izin ver lütfen. Gerçekten gel. İtiraz etmesine izin vermeden itiraz istemiyorum. Sana yeni bir elbise alacağım canım. Diyerek hızlı odama çıkmıştım. Alışverişe çıkacağım Ezra'ya haber vermek için aradığımda telefonu açmamıştı. Toplantısı olduğunu düşünerek kısa bir mesaj çektim. Dolabımdan beyaz bir kot pantolon ve buz mavisi bir gömlek çıkarıp üzerime giydim. Kahverengi bir topuklu ayakkabı ile çanta seçip makyajımı ve saçımı yaptım. Evden çıktığımda kapıda hazır bekleyen arabaya bindim. Şoför ve korumalar da arabalara yerleşince yola çıkmıştık. Ben bunu da deneyip geliyorum. Kendim mağazadaki koltuklardan birini attığımda tek bir adım dahi atacak halim kalmamıştı. Resmen 3 saat boyunca aralıksız alışveriş yapıyorduk.
Daha doğrusu rüya yapıyor, ben peşinden sürükleniyordum. Kendim için sadece siyah kalem bir etek ve beyaz gömlek almıştım. O da staj yapacağım yere daha uygun olur diye almıştım. Eda'nın mahvettiğim elbisesi aklıma gelince ona da turkuaz renginde güzel bir elbise almıştım. Kabinden kırmızı etekleri uçuş uçuş olan bir elbiseyle çıkan Rüya'ya bıkkınlıkla baktım. Aynanın önüne geçip kendisini süzerken yine somurtup "bu da olmadı" demesini beklerken dudaklarında gülümseme peyda oldu. "Bence bu oldu, ne dersin?" Kulaklarım yanlış mı duyuyor acaba diye düşünürken doğru duyduğuma karar verip aceleyle gülümsedim. "Bence mükemmel duruyor. Daha önce böyle yakışanını görmemiştim." Daha sonra acınası bir sesle devam ettim. "Rüya, dantelin olayım, televizyonun üzerine ört beni. Ama ne olur yeter artık, ben de insanım. Rüya halim acımış olacak ki. Tamam tamam, bu elbiseyi de alalım, gidip bir şeyler içelim." diyerek kabine girmişti. Sevinçle oturduğum yerde geriye yaslanıp Rüya'nın kabinden çıkmasını bekledim. Rüya kasada parayı ödedikten sonra alışveriş merkezinin en üst katında bulunan kafeye girdik. Kapalı alan yerine kafenin balkonunda oturmaya karar verip caddeyi gören kısma oturduk. İnsanların koşuşturmalarına, yaşam tarzlarına tepeden bakıp insanları dikizlerken garson siparişlerimizi alıp gitmişti. Yalan yok, biraz abarttım yine galiba. Biraz mı? Senin aldığın kıyafetlerle asgari ücretli bir ailenin bir yıllık hatta iki yıllık giyim sorunu karşılanır. Ne yapalım yani? Bizim de bir eczamız yok ki. Kendimizi onunla meşgul edelim. Derken yalandan somutarak geriye yaslanmıştı. Bu hali gülmeme sebep olurken siparişlerimiz gelmişti. Buz gibi limonatamı kana kana içerken Rüya okuldaki komik anılarını anlatıp bizi güldürüyordu. Ay yeter, gülmekten karnım ağrıdı artık. Ben lavaboya gidip geliyorum. Rüya lavaboya gittiğinde ben de güneşin ışınlarını vücuduma emmekle meşguldüm. O sırada bir anda masama konan kuşla irkildim. Beyaz tüyler o kadar güzel görünüyordu ki neredeyse kıskanacaktım. Boynuna asılı olan altın rengindeki zincirle sahibinin olduğunu anlamıştım. Anlaşılan bu küçük şey birilerinden kaçarak özgürlük arayışına girmişti. Fakat daha sonra ayağında fark ettiğim silindir şeklindeki kağıt parçasıyla merakıma yenik düşerek iple asıldığı yerden kağıdı aldım. Kuş anında tekrar havalanıp gözden kaybolurken elimdeki kağıdı açmak ve açmamak arasında kaldım. Lanet merakım yine kafasını saklandığı yerden çıkarmış beni dürtüklemekle meşguldü. Daha fazla dayanamayıp kağıdı açtım. Beyaz kağıda yazılmış cümleler aynen şunlardı. Sana ulaşmak her ne kadar zor olsa da bir yolunu elbet buluyorum. Ha bu arada sor bakalım Ezra Erdem'e senin kimmiş? Çığlık. Kanın damarımdan çekildiğini, nefesimin ciğerime tıkandığını, kalbimin durduğunu hissediyordum. Çevredeki her şey soyutlanmış, herkesin sesi uğultu şeklinde kulaklarıma doluyordu. Görebildiğim tek şey elimdeki kağıt ve üzerindeki yazılardı. O yine buradaydı. Bir yerlerden yine beni izliyordu. Ne yaparsak yapalım her zaman bir adım önümde oluyordu ve bu sefer ortaya saçma salak bir şeyle çıkmıştı. Selin. Kimdi bu? Ezra ile ne gibi bir alakası vardı? Beynimde bu ve bunun gibi milyonlarca soru kargaşa yaratırken büyük bir patlama oldu ve her şey sessizliğe gömüldü. Zihnimde canlanan geçmişin acı tadı genzimi ve gözlerimi yakmıştı. Ezra ile Amerika'ya şirketin açılışına gittiğimizde adamın biri bana Selin demişti. O zamanlar umursamamıştım ama Ezra'nın gerildiğini adım gibi hatırlıyordum. Lanet olsun, hızla yerimden kalkıp masaya cüzdanımdan ne kadar olduğunu fark etmediğim bir miktar parayı bırakıp hızla çıkışa yürümeye başladım. Rüya ile karşılaştığımda merakla yanıma geldi. Hey bu halin ne? Yüzün kireç gibi olmuş. Durup derin bir nefes alsam da kalbim hala çok hızlı atıyor, nefesim bir türlü düzene giremiyordu. Çığlık burada, eve gitmemiz lazım. Rüyanın bir anda donup kaldığını ve korktuğunu irileşen gözlerinden görebilmiştim. Hızla masaya ilerleyip alışveriş poşetlerini alarak birlikte otoparka indik. Rüyayı kolunu tutarak durdurduğumda bana merakla baktı. Sana her şeyi anlatacağım ama şimdilik kimseye çığlıktan bahsetme, tamam mı? Kimseye bir şey söylemeyeceksin. Ama Ezra'nın... Sana kimse bilmeyecek dedim. Ben sana her şeyi kafam sakin olduğunda anlatacağım. Korkma sen, bana bir şey yapamaz. Sert ses tonum her ne kadar ben istemesem de acımasızca çıkarken Rüya kararlı tutumun karşısında mecburen boyun eğmişti. Güzel, şimdi lütfen bir şey olmamış gibi davranalım ve gülelim. Buna ihtiyacım var Rüya. Rüya somurtan suratını daha da somurturken bakışlarımla oflayarak yüzüne yapmacık bir gülüş koydu. Birlikte korumaların açtığı kapıdan geçip arabaya bindik.
Dışarıdan her ne kadar dışarıyı seyrediyor gibi dursam da içeriden zihnimi acımasızca kemiren düşüncelerle baş etmeye çalışıyordum. Yargısız infaz yapmayacaktım. Belki de bu yine çığlık denen adamın oyunuydu. Belki de Ezra ile aramızı bozmaya çalışıyordu. Sakin kalıp her şeyi adam akıllı düşünmem gerekiyordu. Derin bir nefes bırakıp geriye yaslanarak gözlerimi kapattım. Bazen gerçekten koca bir çıkmaza giriyor, çıkışı aramak canımı yakıyordu. Rüyayı kendi evine bıraktıktan sonra eve gelmiştik. Sessiz ve yorgun bir şekilde aldıklarımı odama taşırken Eda'ya yanıma gelmesi için seslenmiştim. Odaya girip taktığım takıları ve nişan ile tektaş yüzümü çıkarıp komodinin üzerine koydum. Banyoya girip elimi yüzümü yıkadıktan sonra odama geçip aldığım siyah kalem etek ve beyaz gömleği giydim. Neyse, korktuğum gibi kötü durmamıştı. Ben aynada kendimi incelerken kapı tıklanmış ve komutumla içeri Eda girmişti. "Buyurun Hira Hanım." Tüm irademle yüzüme bir gülümseme koyup siyah poşeti Eda'ya uzattım. "Elbiseni mahvettiğim için tekrardan özür dilerim. Telafi etmeme izin ver. İtiraz edecekken itiraz da istemiyorum. Hadi git bir dene," demiştim. Mahcup bir ifadeyle giyinme odama geçip kapıyı kapattı. Bir süre sonra dışarı çıktığında elbise tam üzerine olmuştu. Aynı zamanda çok da yakışmıştı. Topuz olan saçlarını açarak omuzlarına dökülmesine izin verdim. Şimdi tam olmuştu. "Gerçekten çok güzel oldu. Güle güle giy." Eda da aynada kendini süzdükten sonra gülümseyerek "Çok teşekkür ederim Hira Hanım," dedi. O esnada kopan silah sesleriyle çığlık atmamız bir olmuştu. Dışarıdan bağırışma ve silah sesleri yükselirken korkuyla yatağın arkasına gizlenmiştik. Beynim durmuş bir şekilde olanları idrak edemezken silah sesleri kesilmişti. Eda bir şey söylemiyordu ama sesi kulağıma uğultulu gibi geliyordu. Hızla atılıp yatağımın üzerindeki çantadan telefonumu aldı. Telefonu kulağına yerleştirdiğinde birini aradığını anlamıştım. Beni hızla tutup olduğum yerden kaldırdı. Alo Ezra Bey, eve silahlı saldırı yapıldı. Hemen buraya gel." Odanın kapısı büyük bir gürültüyle açıldığında telefon yeri boylamış, Eda çığlık atmıştı. Ben korku ile karşıma sırıtan devasa adamlara baka kalmıştım. "Hanımlar, hoş geldiniz demek yok mu?" Yüzünde bile dövmeleri olan ve yaklaşık 5 katım olan adam ve arkasındaki 2 adamla odaya girdi. Eda beni arkasına alıp geri geri giderken beynim durmuştu sanki. Panik atağım olmadığı halde sanırım sessiz bir panik atak yaşıyordum. "Defolun gidin bu evden. Hangi cüretle Ezra Erdem'in evine bu şekilde destursuz girebilecek kadar canınıza susadınız?" Adamlar gür bir kahkaha attıktan sonra istiflerini hiç bozmadan sırıtmaya devam ettiler. "Şimdi söyleyin bakalım, hanginiz Ezra Erdem'in nişanlısı?" Eda ellerini beline koyup dik durdu. "Kaçırmaya geldiğin adamı tanımıyor musunuz?" "Ne kadar acemice. Bu kız bu cesareti neresinden alıyordu bilmiyorum ama karşımızdaki adamların sırıtması son bulmuştu." İki adam aynı anda arkada duran adama baktıktan sonra adam, "Abi ne bileyim, siz kadını tanıyorsunuz sandım. O yüzden fotoğrafa ne baktım ne de aldım," dedi. Eda sahte bir kahkaha attığında dikkatler üzerine çekilmişti. Adamlar sinirle Eda'ya bakarken Eda biraz gerilemiş ve vücudu kasılmıştı. "Hanginiz Ezra Erdem'in nişanlısı?" Adam sinirle kükrerken ikimiz de irkilmiştik. Bir adım öne atacağım anda Eda öne çıkıp "Ezra Erdem'in nişanlısı benim," demişti. Şaşkınlıkla Eda'ya baktığımda bana baktı susmamı isteyen bakışlarla. Benim için kendini feda ediyordu. "Hayır, hayır, buna izin veremezdim." "Hayır, Ezra Erdem'in nişanlısı benim." Sesim neredeyse fısıltı gibi çıkarken adamlar bana bakmıştı. "Hanginiz doğruyu söylüyor lan?" Adam sinirle kükrerken Eda, "Sizce o sadece bu evin çalışanı. Kıyafetlerinden de mi belli olmuyor? Beni korumaya çalışıyor aklınca." Adamlar ikimiz de süzdükten sonra arkadaki iki adam öne atılıp Eda'nın iki kolunu kavradı. "O zaman bir müddet misafirimiz olacaksınız küçük hanım." Eda adamların kollarını debelenirken adam suratına okkalı bir tokat attı. Adamlar odadan çıkarken hızla yerimden kalktım. "Bırakın onu, hiçbir yere götüremezsiniz, bırak." Suratıma inen tokatla yerimi boyladığımda adamlar hızla odadan çıkmıştı. Dudağımın kenarından akan sıvının kan olduğunu biliyordum. Yere çarptığından dolayı zonklayan kafamı da umursamadan son gücümü kullanarak odadan çıktım. Gözyaşlarım yanaklarımdan süzülürken merdivenlere yöneldim. Adamlar evin kapısından çıkıyorlardı. Merdivenlere inip bahçeye çıktığımda her yerim titremeye başladı. Korumaların hepsi yerde yatıyordu. Etraftaki siyah takım elbiseli diğer adamlar arabalara binerken Eda hala debeleniyordu. O esnada daha ağır ve sert bir tokat yediğinde bayılmıştı. "Hayır!
Haykırışım tüm bahçede yankılanırken arabalar çoktan bahçeden çıkmıştı. Beton zeminde tüm çaresizliğimle cesetlerin arasında tek başıma kala kalmıştım. Dizlerim titrerken usulca yere çöktüm. Çaresizlik kollarımı bağlamış, korkunun filizlerini içime atmıştı. Bir kez daha farkına vardım ki güneşin doğuyor olması karanlığı aydınlatmıyordu. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.